İyi akşamlar arkadaşlar. 2016 model GLE250D 4 Matik 166 kasa WDC 166 kasa Ergazi'den çıkıyor. Araç Ankara'da Ergazi'de 2 milyon 400 bin liradan çıkıyor ihaleye. 100 bin lira teminatı var. Geçen de bir videoda da söyledim ya yani isterse 10 milyon olsun 100 bin lirayı geçmiyor şu an için teminat. 18.04.2024 tarihinde 10'u 10 geçe bitiyor ihalesi. 651-960 motor, 4 silindirli, <laughs> 201 beygir, 118.481 kilometrede. Kilometresi güzel. Arabanın anahtarı var, çalışmıyor. Şimdi çalışmıyor derken yani hep söylüyorum yani bir geçmiş video geçmiş video böyle ara ara hatırlıyordum hatırlatıyorum şimdi geçen bir arabada da böyle oldu yani çalışmasına mani olmayacak bir hasarı vardı arabanın çalışmıyor. Orada ben ne dedim mesela? Bunun dedim kesin bir şeyi gitmiş yani. Çünkü o hasar da çalışır o araba. Şimdi bu böyle ama burada yazmışlar beyin yok diyor mesela. Tamam mı gençler araba çalışmıyor. Anahtarı var ama beyin gitmiş. Ee, ön sağdan hasarlı bagaj kapağı e, hasarlı. Onları tek tek izah edeceğim. 725 034 9 ileri otomatik şanzıman, koldan vites. E, 799 elmas beyazı diyor metalik boya. E, ölü açı sens asistanı diyor, aktif park asistanı, hafızalı koltuklar, spor koltuklar, karartmalı katlanır aynalar, sportif direksiyon, lastik basınç, aeromatik koltuk ısıtması, Star stop yani bayağı bir özellik var. Şey yok, Sanruf yok. 10-10-2023'te ee, e, çekiciyle gelmiş. Şimdi gençler bu sağdan iyi vurmuş ama şeyden vurmuş yani aşağıdan şaselerde falan bir şey motora falan gelmemiş zaten. Şaselerde bir şey olacağını sanmıyorum zaten sağlam vursa airbag açar. Airbagleri falan açmamış bu araba. Yani orada tampon, far, sağ çamurluk işte orada e, şeyi kopartmış ama iyi vurmuş demek ki. Zaten lastik kopuk lastik arabanın altında e, salınacak mı olacak. Hep kopuk amortisörü direksiyonu bile yani e, şey yapabilir onları izah edeceğim şimdi fiyatlarını da vereceğim size. E, beğeni yok beyni almışlar herhalde. E, Şimdilik sıfır olmak kaydıyla yani ben oradan gördüğüm kadarıyla e, farı 1600 euro artık adeve. Sıfır ama Mercedes'in sıfır. Bunlar böyle, böyle yapılmaz tabii. Çıkma. Ben kabaca bir fiyat aklınızda olsun diye söylüyorum. Mesela çamurluk 460 euro. Bunlar hep sıfır. Bagaj kapağı 1217 euro ama bagaj kapağı düzelir. Beyin 1685 euro. Direksiyon 3323 euro. Amortisör 975 euro. Bunların hepsi artık kdv bugünkü kurulan. Yani çarpacaksınız artık kdv ekleyip. Yani bunlar sıfır. orijinal Mercedes'in kendi fiyatları. Ama tabii bunların yan sanayisi var. Çıkması var. Çıkmıyor. Zaten çıkmadan hariç zor yani. Ee, dediğim gibi arabada fazla bir şey yok. Döşemeleri falan güzel. Ama o önden işte vurmuş oraları. Hep kopartmış yani. Ama onlar yapılır yani. Onlarda bir şey yok. Motorda bir şey çıkacağını sanmıyorum. Şaselerde de bir şey çıkacağını sanmıyorum. Oradan çünkü o Ön tampon traversleri, darbe emicileri falan işte ıvır zıvır. Ama tabii ıvır zıvır diyoruz. Orada da bayağı bir malzem var. Yani benim paramdan aşağı yukarı çıkma parçalar bulunursa... Mesela bagaj kapağı düzelecek. Çamurluk değişecek, tampon değişecek, far değişecek. Ee, amortisör değişecek. Direksiyona bakılacak. Veya bir revizyon olacak. İşte salıncak ıvır zıvır bilmem ne. O viraj demiri falan. Yani oralara hepsine bakılacak. Yani benim... Tahminim çıkma parçalar bulunursa çıkma parçası çıkma parçalan 1 milyon liranın içinde bu iş gençler. Benim ben öyle tahmin ediyorum. He, ama daha bu işlerle ilgilenenler varsa onları bilmiyorum ama benim tahminim yani 1 milyon liranın içinde 1 milyona falan bu ayağa dikilir araba ama güzel yani kilometresi de az zaten modeli de var arabanın. E, 4 matik. E, işte çalışmıyor dediğimiz gibi gençler önden alttan vurmuş. E, lastik zaten istiyor. Bir tane o bir tanesi yarılmış lastiğin. Yani e, böyle eğrimatik var onu söyledim mi? Lastik basıncı var. Lastik basınç kontrolü. Eğrimatik var. İşte koltuk ısıtması, start stop falan. E, yani böyle bir araba. Güzel bir araba. İçim içi güzel arabanın. E, yani 1 milyon liranın içinde diye tahmin ediyorum ben. Tamam mı gençler? <laughs> Abone olmayı unutmayın. Hadi iyi akşamlar, kolay gelsin.